Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda sabır nedir, sabırda ölçü ne olmalıdır, bu konu üzerinde konuşmaya çalışacağız. Değerli izleyenlerim, insan şu hayat yolculuğunda zaman zaman bir takım musibetlerle, sıkıntılarla, zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Hayat yolu düz bir yol değil, engellerle dolu ve hayat yolunda, yolculuğunda başarılı olmak için sabır, İnsanın en büyük kuvvetlerinden birisini meydana getirmekte. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İnnallâhu yuhibbus sabirin bu mealde ayet-i kerimelerle Allah sabredenleri sever gibi ayetlerle sabretmenin artı bir değer olduğunu, Allah'ın muhabbetine medar olduğunu bize bildiriyor. İşte insan eğer hayatta başarılı olmak istiyorsa elbette sabrı bir kuvvet olarak kullanmalı, yerli yerince kullanmalı ve hayatta o şekilde başarılı olmalı. İslam alimleri sabrı genelde üç ayrı bölümde ele almışlar. Bunlardan birisi musibetlere karşı sabır, bir başkası Allah'a itaatte sabır, bir başkası da günahlara karşı sabır. Yani sabrın başlıca üç farklı görünümü var. Musibetlere karşı sabır, İnsan zaman zaman hasta olabilir. İnsan zaman zaman istemediği, hoşlanmadığı bir takım durumlarla karşı karşıya kalabilir. Sabrederse bunları Allah'ın izniyle rahatlıkla aşar. Ama sabretmediğinde, feryat ettiğinde o insan gerçekten adeta çöker. Hazreti Ali'nin valilerinden bir tanesinin çocuğu vefat etmiş. Tabii vali ister istemez çocuğunun vefatına üzülüyor. Hazreti Ali ona bir taziye mektubu yazıyor. Mektubunda diyor ki, Allah'tan gelen bu musibete sabret. Eğer bugüne kadar bir musibet karşısında ağlamak ölen birisini geriye getirmişse, sen de bağır, ağla, feryat et. Ama madem ki geri getirmiyor, o halde sabret, ta ki Allah sana mükafatını kat kat versin. Demek ki insan zaman zaman musibetlere maruz kalabilir ama bu musibetlere karşı sabrettiğinde Allah'ın izniyle o musibetten en az zararla kurtulmuş olur. Bir insan suya düştüğünde hemen boğulmaz ama yüzme bilmiyorsa o zaman boğulur. Hayat dalgalı bir deniz gibi ve bu dalgalı hayat denizinde insan zaman zaman dalgalarla boğuşmak zorunda kalıyor. Ve eğer yüzebilirse Allah'ın izniyle kendisine bir şey olmuyor ama dalgaların arasında kalırsa boğulabiliyor. Mesela Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'tan yıllarca ayrı kalmış. Bu bir musibettir ama hiçbir zaman böyle insanlara halini şikayet etmiyor. Doğrudan doğruya Allah'a kendi halini şikayet ediyor. Bu çok önemli bir ölçüdür. Çünkü bizim gibi aciz olan insanlara darlandığımızda, böyle halimizi şikayet ettiğimizde problem ortadan kalkmayacak. O sıkıntı ortadan kalkmayacak. Ama halimizi Allah'a arz ettiğimizde bütün kudret Allah'ın elinde, bütün tasarruf onun elinde ve onun ol demesiyle dilediği şey meydana geliyor. O zaman gerçek merci'i bulmuş oluruz ve o şekilde rahatlamış oluruz. Dolayısıyla musibete karşı sabretmek önemli bir esas ve Allah-u Teala onları mükafatlandıracağını bildiriyor. Günümüzde mesela ekonomik şartlar içinde zaman zaman bazı iflas olayları yaşanmakta. Bu da bir musibettir. Böyle bir musibette iflasa maruz kalan kişi psikolojik olarak çökebilir. Ama sabrettiğinde daha önce başkaları da iflas etmişti. Düştüler ama tekrar ayağa kalktılar. Ben de Allah'ın izniyle tekrar ayağa kalkacağım derse o insan direncini, mukavemetini yitirmemiş olur. Ve bunun neticesinde hayat yolculuğunda dik bir şekilde yıkılmadan yoluna devam eder. Demek ki musibetlere karşı sabretmek gerçekten önemli bir esas ve insan bu şekilde psikolojik olarak çöküntüden, yıkıntıdan kurtulmuş oluyor. Bir başkası ibadet üzerinde, itaat üzerinde sabretmek. Mesela günde 5 vakit namaz, Allah'ın bizden istediği şeylerden birisi, nefse zor gelebilir. Ama insan sabrederse o zaman gerçekten ibadetini daha rahat bir şekilde eda eder. Ramazan orucunu tutmak bir sabır olayıdır.
Sabretmeyen bir kimse oruçta çok da başarılı olamaz. Ve sabırsızlık gösterdiğinde oruç tutmak kendisine çok zor gelir. Ama sabreden bir kimse için Allah'ın ibadetlerini, emrettiği ibadetleri yerine getirmek o insanı zorlamaz, kolay bir şekilde yapabilir. Mesela şeytan bu noktada şöyle bir vesvese verebilir, diyebilir ki sen şu anda 20 yaşındasın, 70 yaşına kadar yaşayacak olursan önünde 50 yıl var. 50 yıl 365 ile çarpılacak. Bir de her gün 5 defa namaz, o da 5 ile çarpılacak. Bunun neticesinde ortaya çıkan rakam, İşte şu kadar namaz kılacaksın, buna dayanılır mı? Nefis ve şeytan bu noktada insanı sabırsızlığa sevk edebilir. Ama şunu söylemek lazım, insana daima bir vakit namaz farzdır. Diyelim şu anda yatsı namazının vakti ise söz gelimi, sadece yatsı namazı farzdır. Ve yatsı namazını kılan bir kimse için de sabah namazı oluncaya kadar farz namaz yoktur. İnsan bu şekilde zoru parçalara bölecek olursa iş kolaylaşır. Ve önünde bir dağ gibi görülmez. Gerçekten küçülür ve bunun neticesinde o ibadeti yapmak nefse çok da ağır gelmez, çok da zor gelmez. Sabrın bir başka türü günahlara karşı sabretmek. Masiyetten sabır. Günahlara karşı sabretmek derken insanın nefsi yaratılış itibariyle günahlara meyyaldir. Bir insan diyelim kısa bir zamanda zengin olmak ister. Bir insan kısa zamanda bir takım böyle imkanlara sahip olmak ister. Ve nefsin lügatında haram diye bir şey yoktur. Nefis ister ki illa bunlara hemen bir anda ulaşsın. Ve şeytan da bu noktada o insanı tahrik eder. Diyelim bir memur önemli bir görevde, paranın döndüğü bir yerde, köşe başı görevlerden birisi. Ve eğer istemiş olsa çok rüşvet alabilecek. Nefis insana bu noktada tazyikte bulunur. Şeytan zaten onu devamlı dürter. Ama o insan burada sabretmesi lazım. Sabredecek ve diyecek ki helalinden kazandığım az bir mal, haramdan elde edeceğim çok maldan daha hayırlıdır. Haram elde ederek zengin olmaktansa harama hiç bulaşmadan izzetimle az bir malla kanaat etmek çok daha eftaldir. İnsan bunu nefsine bu şekilde kabul ettirdiğinde gerçekten haramlardan uzak kalır ve İslami hayatı yaşamak, dengeli, istikametli bir şekilde yaşamak ona zor gelmez. Bir delikanlı düşünelim. Diyelim o delikanlı gayrimeşru beraberlik için nefis içeriden kışkırtıyor. Şeytan dışarıdan teşvik ediyor. Böyle bir durumda o insanın da yine sabretmesi lazım. Sabredecek ki netice itibariyle günahlardan uzak kalabilsin. Şöyle bir olay dinlemiştim Ahmet Şahin hocamızdan. Onunla programı bitireyim. Mültegal Ebhur isimli bir fıkıh kitabı. Bunun değişik şerhleri, açıklamaları yapılmış. Bunlardan birisi damat şerhi. Damat şerhi denilmesini şöyle bir olayla anlatıyorlar. Osmanlı döneminde bir yangın olayı oluyor. İstanbul'da bir yangın. Ve evin genç kızı o yangında, gece yarısı meydana gelen yangında kaçıyor. O alevlerden kaçıyor. Yakında bir medrese varmış. Ve medresede orada değişik odalar, hücreler var. İlk karşılaştığı hücrenin kapısını çalıyor. Ve karşısına bir delikanlı çıkıyor. Ve kız gece kıyafetiyle diyor gidecek yerim yok. Delikanlı diyor ki ama burası hep bekar erkeklerin bulunduğu bir yer. Burada olman uygun değil diyor. Kız da diyor ki ama benim gidecek bir yerim yok. Bunun üzerine delikanlı tamam diyor. Ve bir odacık şeklinde battaniyesini kızcağıza veriyor. Kendisi mum ışığında derse çalışıyor gece vakti. İçinden tabii nefis rahat durmuyor. Nefis günaha onu kışkırtıyor, teşvik ediyor. O da elini muma doğru şöyle tutmuş. Parmağını muma tutuyor ve nefsine diyor ki ey nefis ateşe dayanabileceksen bu haramı işle. Tabi ateş dayanılabilir bir şey değil. Bir insan bir kibrit alevine bile dayanamaz. Beden o kadar nazik. Ve o şekilde delikanlı nefsinin taşkınlığından kurtuluyor. Sabah olduğunda kız evine gidiyor. Anne babasına kavuşuyor.
ve olup biteni de anlatıyor. Babası paşaymış, bu delikanlıyı merak ediyor. Medreseye geliyor, yanında da kız olduğu halde. Hangisi diye kızına soruyor, kızı da gösteriyor. Medrese hocası zannediyor delikanlı kötü bir şey yaptı. Ve o delikanlıya diyor ki, senden böyle bir şey beklemezdim, kötü bir şey mi oldum? Delikanlı kıpkızıl oluyor. Ama paşa diyor ki, hayır diyor, kötü bir şey yok. Ve olayı anlatıyor. Delikanlıyı da tebrik ediyor. Ardından da hocasına diyor ki, bu delikanlıyı ben sevdim diyor. Siz kendisine söyleseniz, uygun görürse, kızımla evlendirmek istiyorum. Ve delikanlının da uygun görmesi üzerine mutlu bir evlilik gerçekleştiriliyor. İşte burada bu delikanlı günaha karşı sabır ve sabretmesini bilmiştir. Dünyada da bunun mükafatını görmüştür. Diğer alemde de yine ayrıca görecektir. Demek ki değerli izleyenler, insan şu hayat yolunda pek çok şeylere karşı sabretmesi gerekiyor. Zorluklara karşı, musibetlere karşı, hastalıklara karşı, ibadet üzerinde sabretmek ve günahlara karşı, bütün bunlara karşı insan sabredecek ve bu sabrının neticesinde Allah-u Teala onu mükafatlandıracak. Sabrın sonu selamettir. Dünyada da böyle, ahirette de böyledir. Cenab-ı Hak hepimize en güzel bir şekilde hayatı geçirmeyi nasip eylesin diyerek bugünkü programı noktalıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.